Profiterol ve eklerin hamuru zaten aynı hamur. Ondan ikisini bir yapacağız. Sonra iki ayrı sıkma poşetini alıp ayrı ayrı sıkacağız. Nasıl sıkmanız gerektiğini de göstereceğim. Hamuru yapmak için su, süt ve de tereyağı önümdeki tencereye alıyorum. Altını açıyorum. Ve burayı bir kaynama noktasına getireceğim. Ardından unu ekleyeceğiz. Bundan sonra yumurtaları çırparak ekleyeceğiz. Böylece nefis bir hamur hazırlamış olacağız. Yumurtaları da ben bir yandan kıracağım. Pastacı kremasında sadece yumurta sarısı kullanıyoruz. Profiterol ve ekler hamuru yaparken bütün yumurtayı kullanacağız. Şimdi şurada bir yandan da sıkma poşetlerimi hazırladım. Şu ekler sıkacağımın içine şöyle bir yıldız duy taktım. Bu duyları isterseniz internetten sipariş verebilirsiniz. Düz olarak kesip de eklerinizi yapabilirsiniz. Ya da sıkma poşetiniz yoksa böyle kalın bir buzdolabı poşet de kullanabilirsiniz. Bu yıldız duy ne olacak? Ne yapacak? Eklerinizin biraz daha çıtır olmasını sağlayacak. Profiterol için normal yine sıkma poşeti kullanıyorum. Bunun ucunu kendim sıkacağım ve istediğim büyüklükte toplar yapacağım. Şimdi şunları bir kenara alalım. Buraya biraz tuz da ilave ediyorum ben. Şimdi şu süt şöyle yanlardan kaynamaya başladı. Artık altını kısıyorum. Ve de bir yandan tahta kaşıkla karıştırarak unu da ilave edip kavuruyorum. İlk başta böyle topaklı gibi gelebilir. Gördüğünüz gibi bunu kavurdukça hazırladığınız hamurunuz biraz daha yumuşak bir hamur haline geliyor. Bu yumuşaklık da zaten bize nerede durmamız gerektiğini gösterecek. Gayet güzel. Şimdi bir kenara aldım. Şimdi bir yandan çırparak, şöyle bayağı yumuşak bir hamur bu arada. Bir yandan çırparak yumurtaları ekliyorum ve bütün yumurtaları yediriyorum. İlk başta bu böyle kendini bırakacak. Gördüğünüz gibi şöyle topak topak olacak. Ay hamuruma bir şeyler oluyor demeyin. Süt çıkmaya devam edince tekrar kendini toparlayacak. Bakın gördüğünüz gibi kendini toparlamaya başladı. Şimdi şu mikserin ucunda kalanı tekrar tencereye alıyorum. Şimdi önümdeki sıkma torbalarına yarısını profiterol yapmak üzere alacağım. Diğer yarımını da ekler yapmak üzere alıyorum. Şöyle torbanın en ucuna kadar hamuru alıyorum. Bir kaseye birazcık su alacağım. Şimdi profiterol ya da ekler sıkarken şu tepsideki yağlı kağıdın oynamaması önemli. Ondan dolayı biraz ıslatıyorum. Yağlayabilirsiniz. Ki şöyle hafiften benim için tutsun. Çok fazla yağlı kağıdın üzerinde oynama yapmasın diye. Özellikle eklerde bu daha da önemli. Şu bir parmak yüksekliğinde olacak şekilde pastacı sıkma poşetinin ucundan sıkıyorum. Şimdi şöyle toplar bırakıyorum. Şöyle elinizi ıslatırsanız parmağınızı bunları bırakması çok daha kolay oluyor. Biraz pişerken kabaracakları aklınızda olsun. Şimdi yine parmağımı ıslatıyorum. Ve de şu uçlarındaki o sıkma poşetinden gelen izi yok ediyorum. Ve tamam. Şimdi bunu 200 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. İyice kızarana kadar pişiriyorum. O sırada ekler hamurunu yapacağız. Şimdi ekler için yine aynı şekilde şöyle tepsinin üzerine suluyorum. Yağ da olur dediğim gibi. Hatta isterseniz şu hamurdan da biraz koyabilirsiniz. Yağlı kağıda mümkün mertebe yapıştırıyorum. Bu yıldız uçların daha ufakları da oluyor, daha küçükleri. Eğer onlardan varsa onunla da yapabilirsiniz. Biraz büyük büyük olacak bugün benim eklerlerim. Daha ufağını kendinize göre yapabilirsiniz. Şimdi ekler için şöyle şeritler halinde çiziyorum. İşte yıldız uç kullanmamın sebebi bu. Gördüğünüz gibi şu tırtıklar hamurun biraz daha çıtır olmasını sağlayacak. Daha sonra ıslattığım bir bıçakla da hamuru kesiyorum.
Biraz aralara boşluk bırakıyorum ama çok fazla boşluk bırakmaya da gerek yok. Büyüyecekler fakat birbirlerine yapışmıyorlar pişerken. Hafif boşluk bıraksanız iyi olur ama çok da aralıklı aralıklı yapmaya gerek yok aslında. Şimdi bu da fırına giriyor. İkisi aynı anda pişsinler. Biz de o sırada pastacı kreması ve ganaş hazırlayalım. Süt önümdeki tencereye alıyorum. Altını açtım. Orta ateşte kaynama noktasına getiriyorum. O kaynarken yumurtalar, 6 tane yumurta sarısı var. Bu gözünüzü korkutmasın, yumurta sarısı pastacı kıvamının böyle ipek gibi yumuşacık olmasını sağlayacak. Ve de şeker. Biraz portakal kabuğu rendeleyeceğim. Bu opsiyonel. Ben ganajı bitter çikolatayla hazırlıyorum. Bitter çikolatayla portakal uyumunu çok sevdiğim için biraz pastacı kremasını portakal kabuğu ile beraber lezzetlendiriyorum. İsterseniz sadede bırakabilirsiniz. Şimdi burayı güzelce bir çırpıyorum. İyice şekerin yumurta sarısında açıldığını göreceğim, beyazlaştığını göreceğim. Bu da yumurta kokmasını önleyecek aslında. Şekeri yumurtayla beraber ne kadar uzun çırparsanız yumurta kokusunu engellemiş olursunuz, aklınızda olsun. Gördüğünüz gibi bayağı rengi açılana kadar çırptım. Hemen buzdolabından tereyağı da alıyorum. En son aşamada işin içine tereyağı da girecek. Soğuk olması önemli, ondan buzdolabında tutuyordum. Şimdi artık bu yumurta ve şekere unu ilave ediyorum. Ve de spatula ile beraber unu buraya yediriyorum. Biraz da vanilya ilave edeceğim. Şöyle dıştan içe doğru karıştırarak unu iyice yumurtaya yediriyorum. Böyle koyu koyu bir hamurumuz olacak sonunda. Şimdi bu önümdeki karışımı süte eklemem lazım. Eklerken de temperleyerek ekleyeceğim. Onun için de şöyle bir şey yapıyorum. Şunları önümüzden alalım. Bir kepçe yardımıyla ilk önce bu yumurtalı karışımı ve de unlu karışımı biraz sütle beraber açıyorum. Bu sayede yavaş yavaş ısısını da yükseltmiş oluyorum. Şimdi artık tam tersini yapacağım. Altını açıyorum yine tencerenin kısık ateşte. Ve de bir yandan karıştırarak un, şeker, yumurta, sütün içine ilave ediyorum. Hepsini içine aldıktan sonra çırpma teliyle devam edeceğim ki herhangi bir topaklanma olmasın. Ve de bir yandan çırparak burayı pişiriyorum. Şöyle bir fokurdadığını görür görmez altını kapatıp alacağız. Ve tamamdır. Şimdi hemen ocaktan aldım. İçine soğuk tereyağı. Tereyağı hem kıvamının daha yoğunlaşmasını sağlayacak, hem aynı zamanda güzel bir parlaklık verecek, hem de tabii ki güzel bir lezzet verecek. Ve çırpma teliyle beraber çırparak tereyağı da yediriyorum. Ve de hızlıca soğuması için farklı bir kaseye alıyorum. Kullanmadan önce mutlaka soğuması gerekiyor. İşte kıvamının da böyle ipeksi gözükmesi gayet iyiye işaret. Şimdi profiteroleri artık fırından alabilirim. Onlar güzelce kızardı. Şimdi bir taraftan da ganajı yapacağım. Artık zaten ondan sonra her şeyi yavaş yavaş toparlayacağız. Önümdeki sos tavasının içine kremayı alıyorum. Ve de altını açıyorum. Krema kaynama noktasına geldi. Şöyle kenardan köpüklerin çıkmaya başladığını gördüm. Dediğim gibi bunu asla böyle bir fokur fokur kaynatmamak lazım. Kaynama noktasına geldiğini gördüğümüz anda altını kapatıp çikolatayı içine ilave ediyoruz. Hemen altını kapattım. Bitter çikolatayı alıyorum. İstediğiniz çikolata olur bu arada. İsterseniz sütlüyle de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir bıraktım. Bir 3-4 dakika hiç dokunmayacağım. Ondan sonra karıştıracağım ve ganajımız hazır olacak. Bu arada pastacı kreması da hafif ılındı. Artık onu da bir sıkma torbasına alabilirim. Sıkma torbasının bu sefer ucuna da şöyle minik bir un saktım. Çünkü yine yoksa çok ufak kesebilirsiniz. Çünkü profiterollerin içlerini doldururken hani böyle dar uçlu bir şey çok daha yerinde olacak. Hemen alalım.
Şimdi şöyle bir şey yapacağım. İlk önce profiterolleri alıyorum. Şuralarından şöyle bir delik açıyorum. Bu deliğin içinden pastacı kreması girecek. Gördüğünüz gibi bayağı çıtır çıtır oldular. İstediğim çıtırlık kesinlikle bu. Hazırladım. Pastacı kremasıyla şu uçların içinden girerek profiterollerin içini dolduruyorum. Ne kadar dolduracağız? Pastacı kremasının şöyle taştığını görene kadar dolduracağız. Sonra da kupları alıyorum. Şimdi hemen bakalım ganaja. Şöyle karıştırarak çikolatayı iyice eritiyorum. Ve de hazırladığım profiterolün üzerinden döküyorum. Ve profiterol hazır. Sıra eklerde. Şimdi eklerde gördüğünüz gibi güzelce pişti. Bayağı böyle o da çıtır çıtır. Bunu iki türlü doldurabilirsiniz. İsterseniz profiterol gibi böyle delik açıp pastacı kreması. Ya da isterseniz bıçakla beraber şöyle kesip içini sandviç gibi yapabilirsiniz. Bu daha kolay oluyor. Genelde zaten pastanelerde de biliyorsunuz böyle yapılır. Şöyle sıkıyorum pastacı kremasını. Ganaja batıracağım. Biraz şöyle fazla çikolatanın damlaması için bekliyorum. Ve de servis tabağına alıyorum.